Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programında tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Mucize isimli kitabıyla bizimle birlikte olan Güner Dinç Aslan. Güner Hanım'la kitaplar üzerine bir hasbihal gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabii Güner Hanım'ı bilmeyenler için hiç sormadığım bir soruyu sormak durumunda kalacağım. İlk önce bir hoş geldiniz diyeyim. Tabii 4 tane kitabınız var. Bu bir yazar açısından övünülecek değil belki ama sevinilecek bir durum diye düşünüyorum. İnşallah devamı gelir. Var mı böyle devamıyla ilgili? Var. Yayın evinde bekleyen 2 tane eserim var. Hı-hı. O da yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde inşallah sevenlerimle, okuyucularımla buluşacak. Bu değildi tabii. Benim atladığım bir soru var. Hiç sormadığım, genelde kullanmadığım bir soru. Güner Dinç Aslan kimdir gibi. Çok klasik bir soru ama ben pek kullanmıyorum. Buna rağmen bir sorayım ben size. Ben de yazarların ve bu camiada olan insanları en zorlayan sorulardan bir tanesi. Evet. Her şeyi anlatırım. 300 sayfa kitap yazarım ama kendim anlat deyince ben orada tıkanır kalırım. Sadece ismimin Güner Dinç Aslan olduğunu söylerim. Orada tıkanır kalırım. Evet. Ben de zor olduğunu hissettim de ondan sormuyorum programlarda. Güner Hanım nasıl başladı yazın hayatı? Serüven nerede başladı? Ne gereği vardı? Yani niye yazar oldunuz? Zor, meşakkatli bir yolculuğa niye çıktınız diyorsunuz. Evet. Güzel bir soru. Yazar olmak tercih değil tabii. Hı-hı. Yaratılıştan olan bir şey. Benim için yazarlık, hava almak, su içmek, yemek yemek kadar benim için elzem olarak görüyorum ben yazarlığı. Yani yazı yazmadığım zaman, bir şeyi, duygularımı dile getirmediğim zaman nefes alamadığımı hissederim. Yani yaşama damarlarımdan bir tanesini zedelenmiş olarak görürüm. Onun için benim için elzem. Öyle tahmin ediyorum ki bütün yazarların ortak görüşleri böyle diye umuyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben yazar olduğumu önce tabii bilmiyordum. Fakat okuma alışkanlığım. Güzel. Okuma alışkanlığım çocuk yaşından beri olduğu için şöyle söyleyeyim, 12 yaşında hep öyle derler, bir yaş sınırı koyarlar işte 10 yaş, 12 yaş falan. Ben 12 yaşında ilkokul bitirme çağındayken hemen hemen bütün klasikleri, yerli ve yabancı bütün klasikleri bitirmiştim. Necip Fazıl'ın da Kaldırımlar şiirini okuyarak okula gider, geri Kaldırımlar şiirini okuyarak evime dönerdim ki uzunca bir yoldu. Hem şiir serüvenim hem yazı serüvenimi yavaş yavaş o zamanlar fark ettim yani 10-12 yaşlarında falan. Daha sonra biraz böyle hani utangaç, biraz böyle cesaretsiz gibi ufak okul gazete köşelerinde veya yerel gazete köşelerinde falan şiirlerim, yazılarım yayınlanmaya başladıkça, takdirler aldıkça ben biraz daha heveslendim derken bunu ben kimseyle paylaşmadım. Yani en yakın aile efradım dahi bilmedi. Duygulandığım zaman, bir şeyler aktarmak istediğim zaman mutlaka hemen kaleme sarıldım. Kalemi kendime bir sırdaş, bir yoldaş, bir arkadaş gibi gördüm. Derken yazdıklarımın akıcılığını fark ettim. Yine kendimi fark ettim. Bu serüven evliliğe kadar böyle devam etti. Evlendikten sonra da böyle devam etti. Sonra bir gün eşim dedi ki ya senin yazıların gayet hoş, gayet güzel. Tabii bu arada 30 yıl geçti. Bu hemen bir gün iki gün içinde olan bir şey değildi. 30 yıl gibi bir süreç geçmişti. Eşim cesaretlendirdi. Çocuklarım büyütürken, onları uyuturken, onlara neler söylerken, onlardan bulduğum küçük bir aralarda dahi ben ya okuyordum ya da yazıyordum. Böyle böyle 30 yılı geçtikten sonra kitap yapma serüveni başladı. Yani ben yazdığım eserleri, işte ben bir eser sahibiyim, işte bir hikaye yazdım veya bir roman başladım gibi hemen çıkmadım ortaya. Hemen dergilere, gazetelere göndermedim. Hep ketum davrandım bu konuda. Onun için yazılarım, romanım çıktığında bütün arkadaş çevrem çok şaşırdılar. Bir sürpriz oldu onlara. Şey hayatına böyle atıldı. Yazın hayatına böyle atıldı. Şimdi kadınların yazar olması noktasında tabii
toplum artık buna alıştı da sorulması gereken bazı sorular da var. Ben bunu sormadan edemiyorum. Okuyorsunuz, yazıyorsunuz, çocuk yetiştiriyorsunuz, ev işlerini yapıyorsunuz. Sıkıntı yaşamadınız mı hiç? Ama dediniz peşin, eşim destek oldu falan gibi. Yani kadınların yazarlık noktasında ev işleriyle ilgili de bir sıkıntısı ortaya çıkıyor gibime geliyor. Sizde böyle bir durum var mı? Öyle geliyor. Rabbim bana şöyle bir yetenek verdi. Bu ikisini dengelememe. Yani yazarlığımı yazarlık konusunda anne, eş, sosyal hayatın içinde kadın olmalarını birbirine hiç karıştırmadım. O dengeyi güzel sağladım. Bu benim için avantajdı. Aile olarak da tabii şöyle de bir giriş yapayım. Eşim şair, güzel bir tasavvuf şairi, mükemmel bir şair. Onu da buradan söyleyeyim. Ha, ben kendi adıma mükemmel demiyorum. Dinleyenler tarafından tescillenmiş, ödüller almış bir şair. Eşim, büyük oğlum dergi sahibi, imtiyaz sahibi, siyah beyaz dergisi sahibi ve o da mükemmel bir şair. Aile efradı olarak da böyle bir geleneğimiz. Sizden önce var mıydı? Yani sizin ailede sizden önce, tamam şimdi anlıyorum, eşiniz şair, siz yazarsınız, oğlunuz dergi sahibi, başka var mı? Kız? Yok, iki tane evladım var. Hı-hı. İkisi de aynı yolun yolcusu, edebiyat yolcuları. Anladım. Sizden önce yani. Bizden önce şöyle söyleyeyim. Eşimin aile tarafında var, böyle bir gelenek var. Fakat ben çok okuyan bir anne babanın köylü kökenli olmasına rağmen, köy kökenli bir aileyiz ama çok okuyan bir anne babaya sahiptim. Annem çok okurdu. Köy kadınıydı ve çok kitap okurdu. Babam köy insanıydı, çok kitap okurdu. Kitap hastası, kitap sevdalısı bir evde büyüdüğüm için bana ekmek yemek gibi biraz önce bahsettim ya, kitap okumak da öyle gayet normal. Herkesin evinde kitap okunur zannederdim. Herkesin evine o zamanlar 1960'larda falan yaşım ortaya çıkacak ama çıksın bir şey olmaz. Yani şimdi yazarların yaş ortaya çıkması tecrübesini ortaya yaşı koyuyor anlamına geliyor. Yaşlı olanlar bana şey koydular, kota koydular. Dediler ki bir daha televizyon programlarında falan ismini söyleme, şey yaşını söyleme. Çünkü benimle yaşıt olanların yaşları ortaya çıkıyormuş. Tamam dedim, onun için yaşımı söylemiyorum. Kendi açımdan değil, onları koruduğum için. Ben o yıllarda evine gazete giren nadir ailelerden biriydim. Böyle bir aileden. 2-3 tane de şeyin gazetenin aboneliği vardı. Hı hı. Ve köşe yazarları okurduk. Kimleri okurduk? Ben Ahmet Kabaklı'yı okurken ismini şu an getiremeyeceğim. Ahmet Kabaklı'yı bizim aileden biri zannederdim çocuk yaşında. Yani bizim bir akrabamız, işte eşimiz, dostumuz falan zannederdim. O kadar yakın hissederdim o köşe yazılarını falan okurken, böyle onlarla falan. Öyle bir kültüre yakın, okumaya yakın bir ailede büyüdüğüm için yabancılık çekmedim ve herkesi ben yazar zannediyordum. Öyle değilmiş. İşte bak, bu nokta çok önemli. Evet. Şöyle, siz Ahmet Kabaklı'yı bile kendi ailenizden birisi zannederken o dönemlerde sizin dışınızda olan büyük bir kesim yazarların bu dünyada yaşamadığını, uzaydan geldiklerini, belki 3 kulaklı, 8 gözlü falan gibi, yani hayalinde canlandıramadığını ifade etmek için söylüyorum. Evet. Böyle bir ortamdı o dönemler. Siz gerçekten bu noktada iyi... Mesela Rauf Tamer'in bir köşe yazısı vardı. Köşesinde bir anahtar deliği vardı. O anahtar deliği benim idolümdü yani. O anahtar deliği hala gözümün önünde. Rauf Tamer benim çok yakınım gibi gelirdi bana yani. Elim uzatsam buradaymış gibi, işte ben onunla konuşuyorum falan zannederdim. Böyle bir ortamda büyümek bunları getirdi. Hı hı. Kitap serüvenine onun için. Tabii ilk kitabınız bu arada ilk roman Ve Kar Yağdı Üzerimize. Ve Kar Yağdı Üzerimize. Evet. İlk çıktığında neler hissettiniz? Yani kitabınız oluyor. Artık basılmış bir kitabınız. İnsanlar tarafından okunmaya hazırsınız. Nasıl bir duyguydu bu? Kapı çalındı. 24 Ocak'tı. İyi hatırlıyorum. Hı hı. Kapı çalındı. Kargo geldi. Ben kulaklarım sağır, gözlerim kör olmuş bir şekilde kargo paketini içeri aldım. 50-100 kitaplık bir kargo geldi. Hemen mavi kapaklı bir kitabım. Hı hı. Elime aldım ve kar yağdı üzerimize. O sene Kayseri'ye az bir kar yağmıştı. Ve ne zaman kar yağacak diye biz hasretle bakıyorduk, bekliyorduk.
pencereden dışarı baktım. Kayseri'ye müthiş bir kar yağıyordu o gün, 24 Ocak'ta. Benim kitabım gelmişti ve ismi Ne Kar Yağdı Üzerimize'ydi. Bu, farklı bir tarafı da var diyorsunuz. Evet. Böyle bir enteresan tarafı vardı. Elbette ki çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Önce bir utandım, mahcup oldum. Niye utandım bilmiyorum, yanaklarım kızardı. Eşime dahi gösterirken işte kitabım gelmiş falan. İlk kitabın kapağı açılırken, bir başkası tarafından açılırken, düşünün. Sizin elinizden çıkan bir yazı mekanik bir şekle dönüşmüş, bir yazıya dönüşmüş. İlk kez görüyorsunuz bunu. Farklı bir duygu. Yani sizin kelimeleriniz orada farklı bir boyuta, sizin ağınız, beğeniz, sizin el yazınız. Orada matbaa harfleriyle karşınıza çıkınca önce bir yabancılaşıyor, önce bir anlayamıyorsunuz sizin yazı, sizin kitabınız olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü siz yazarken ağınızı, beğenizi, o kalemin kokusunu falan hissettiğiniz için o farklı geliyor. Önce bir yabancı, başka birinin kitabı gibi algıladım. Daha sonra biraz önce bahsettiğim gibi önce yanaklarım kızardı, bir mahcup oldum, bir utangaç oldum. Daha sonra eşim, dostum tabii haberini aldılar. Okudukça, bu konu hakkında görüşlerini bildirdikçe ben biraz rahatladım tabii ilk intibalardan sonra. Elhamdülillah güzel gidiyor. Onu soracaktım. O ilk kitabınızda tepki almak tabii ki önemli. Çünkü ilk defa bir kitabınız çıkıyor. Tepkiler nasıldı? Şimdi, sizi cesaretlendirdi mi? Şöyle söyleyeyim. Ben kalemimi tanıyordum. Yani kendi yazımı, kalem üslubumu tanıyordum. Kolay bir yazı değil. Kolay bir yazar değilim. Kolay anlaşılan bir yazı üslubum yok. Soyut yazıyorum. İstesem de olay yazamıyorum. Biraz durum yani içine ruhsal anlamda biraz deşelemeyi seviyorum. Onun için kalemim zor, tarzım zor. Onu biliyordum. Yayın evim zaten uyanmıştı bu konuda. Yani herhangi bir Ayşe Fatma, Ahmet Mehmet normal bir okuyucu kitlesi alır, okur. Aa işte çok hoşuma gitti, çok anladım diye hemen bir tepki gelmeyecek. Okuma alışkanlığı edinmiş. Biraz daha okuma seviyesini yukarı çekmiş. İlk aşamayı geçmiş. Yani okuyucu olarak. Onların anlayabileceği bir tarzınız var. Hayal kırıklığı yaratmasın diye beni uyarmışlardı zaten. Ben kalemimi tanıyordum, biliyordum. Onun için aa çok güzel olmuş diye alkışlanmayacağımı biliyordum. Önce biraz tetik şey yaparak gideceklerini biliyordum. Fakat buna rağmen çevremden aldığım tepkiler alışılagelmiş bir konunun dışına çıkılınca o da bir ayrı bir lezzet verdi edebiyat dünyasına, arkadaş grubuna. Çok farklı bak açıdan bakmışsınız. Biz böyle bakmamıştık veya biz işte bir nesnel bir olayı yani cansız nesnel bir olayı sanki konuşuyormuş gibi karşımıza hiç kimse getirmemişti. O bakış açısını bize yakalattın ve bunu başarmışsın dediklerinde elbette ki o da bana bir güven verdi. Yani ben kitabımı yayınlarken kalemimi ve üslubumu tanıyordum. Yazılarım zordu. Fakat, şiirleriniz nasıl? Yazılarınız zor, şiirleriniz de mi zor? Şiirlerim de konu bütünlüğü var. Onlar da ayrı tarz. Yani ben konuşmam da öyledir. Yani devrik cümleler kullanmayı seviyorum. Biraz daha farklı boyutta. Bu arada ben iyi bir kekemeyim. Yani konuşurken belli oluyor zaten. Arada bir duraklarsam. Evet. O kekemeyim. Maşallah yani belli oluyor anlamında söyledim. Yani kalemim kekeme değil ama dilim kekemedir. Bu anlamda da bunu da dipnot olarak vereyim. Böyle serüvenli. Bu tabii ondan sonra ikinci kitabınız Mucize. Evet. Neyi anlatıyor Mucize? Mucize, eşimin ısrarı üzerine yazılmış bir, önce hikaye olarak başladı. Evet. Daha sonra gelişti, mucize roman şeklini aldı. Bu bir gerçek yaşanmış hayat hikayesine, yani bir 10 dakika bir ayaküstü bir hanımefendiyle karşılaştık. 10 dakikalık bir ayaküstü sohbeti, tanımadığım bir hanımefendi. Ve hayatına kesitler anlattı bana. Hı hı. Bu kesitlerden yola çıkarak yazılmış bir romanımdı ve bu romanla ben ödül aldım. O soruya gelecek misiniz bilmiyorum ama. Konu mevzu açılmışken devam edelim. Yani bu bir ödülünüz var. Ödülle ilgili izleyicilerimizi bilgilendirirsek. Bu
daha iyi olur. Kadının hayat hikayesi, hayat mücadelesi dersem konuyu biraz yavanlaştırmış olur muyum diye korkuyorum, bilmiyorum ama. Yok. Yani sıradan işte bir kadının hayat mücadelesi olarak algılanmasını doğrusu istemiyorum. Biraz daha evet. Farklı boyutlardan inceliyorum. Hı hı. İnceledim, ele aldım ben onu. Ödül nedir ödül? Onu atladık. Yani ben onu bekliyorum ya şu anda. Evet. Odaklandım ödüle, onu bekliyorum. Anladım. Şimdi beni tanıyanlar şöyle bir, benden yana şöyle bir şey alırlar. İşte kadın yazarımız, erkek yazar. Buna ben şiddetle karşı çıkarım. Yazarlığın kadını ve erkeği olmaz derim. Yani kadın, yazar yazardır. Kadın veya erkek yoktur. Duygunun cinsiyeti olmadığı gibi ben de buna şiddetle karşı çıkarım. Ama duygunun şiddeti önemli burada. Şimdi karşı çıkabilirsiniz. Biz buna saygı duyuyoruz ama erkekle kadın duygusallığı arasında oldukça farklar var. Bunun kaleme de yansıması güzelliği, çok tabii. Güzelliği yani. Güzelliği de oradadır da yani ben... Yani bir kadının ben erkeğe göre çok daha duygusal yazılar kaleme alabileceğini kabulleniyorum. Bunda ne var gocunulacak? Güzel değil mi ya? Edebiyat dünyasında öyle anılmak istemiyorum. Yani bir yazar olarak anılmak istiyorum. Böyle bir tercihim var. Fakat işte hayat bazen şey çıkarıyor. Ha, öyle mi dedim? Bak ben sana şimdi bir kadın yazar ödülü vereyim de gör dedi. Ödüle ikinci programımızın ikinci bölümüne devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Güner Dinç Aslan'ın kitaplarını tanımak üzere kısa bir ara veriyoruz. Biz buradayız. İkinci bölümde birlikte olalım. Mucize. Bu kitabın sayfalarının içinde hayata karşı kazanılmış bir zafer var. Satır aralarında süslü hayat hikayeleri saklı. Ancak meraklıları onları arayıp bulabilecek. Dileyen o satır aralarında kalıp, dileyen de daha başka hayatlara girmek için yolculuğa çıkabilecek. Zaten yazarlar usta birer kaptan değil midir? İnsanları seyahatlere çıkarırlar ve hayallerinde gezdirirler. Güner Dinç Aslan da mucizeyle okuru farklı bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Işk aya bakıp ağlayan adam. O bu dünyaya küsmüştü. Son kez dışarıda kaldı. İçeri girdiği an hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Belki bir daha dışarı çıkamayacaktı. Ölüm böyle mi çağrılırdı? Ölüm eşiğin hemen önüne gelmişti. Ölüme içeri gir, başucuma otur diye ısrar etti. Ölüm duymazdan geldi. O emir almayı sevmez, istediği yere girmeyi ve istediğini götürmeyi severdi. Ama o ölümle arkadaş olmak, ölümle gezmek istiyordu. Ölüm değil miydi zaten kara gözlüsünü alıp götüren? O halde ona sevdiğini sorabilir, ondan haber alabilirdi. En son o girmişti kollarına ne de olsa. Ve kar yağdı üzerimize. 12 Eylül 1980, herkesi bir şekilde etkilemiş, hayatların yönlerini değiştirmişti. Darbeydi yapılan, ama kalplere, ama zihinlere. Eylül sarısı hükümdarları sanki hüzünleri pay ederek dağıtmak için yanlarında taşıyorlardı. Hakça bir dağıtım olmayacağı benziyordu. Bu hüzün paylaşımından onlar gibi onların hisselerine galiba çokçası düşecekti. Bir gönül direnişinin romanı olan Ve Kar Yağdı Üzerimize, okuyucusunu ardı sıra sürükleyen dostluğa, özleme ve merhamete doğru bir yolculuk sunuyor. Sevgili izleyicilerimiz, Güner Dinç Aslan'ın kitaplarını size kısmen tanıtmış olduk. Umarım okursunuz. Biz sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümümüzde kendisine kadın yazar olmakla hareket etmiş
ve bir ödülden bahsetmiştik. Evet, şimdi ödülü öğrenmenin sırası geldi sanırım. Neydi bu ödül? Ben biliyorum, duydum daha önce ama siz buyurun izleyicilerimize bir paylaşın. Biraz önce dedim ya, kadın yazar denmesini istemiyorum diye. Hayat benden intikam aldı, bana bir sürpriz yaptı. Yılın kadın yazar ödülünü getirdi, bana verdi. Ben kabul etmek durumundaydım yani. Bir ödül gelmişti adıma. Şöyle diye ben şiddetle karşıyım, kadın erkek yazarlığı ayrımına karşıyım falan diye. Neydi ödül? Bir konfederasyon tarafından verilmişti, uluslararası çapta bir 40 en, yani Türkiye'deki 40 en ve ulusal anlamda da yılın Sayın Başbakan, yılın dünya lideri seçilmişti. Buna benzer işte yılın siyasetçisi, sanatçısı, iş adamları derken ben Güner Dinç Aslan Kayseri'den yılın roman ödülü aldım. Peki özelliği nedir bu romanın? Nasıl bir roman ödülü? Roman hangi özelliği öne çıktı, ödül verildi? Şimdi bir hayat mücadelesi. Yani psikolojik bir roman, psikolojik, onu evet, diyorum. Psikolojik, evet. Psikolojik tahlillerim var içerisinde. Hı-hı. Okuyucularım okuduklarında bunu fark edecekler. Yani olayı satıh bir şekilde incelemeyi değil, burada şöyle anlatayım. Bir doktor hatasından dolayı yatağa bağlı kalan, felç kalan bir hastanın ayağa kalkma mucizesi. Kitabın ismi de ondan kaynaklanıyor. Onu ben yataktaki uyanıyor ve felç, o ilk şoku atlattıktan sonra hayata tutunmanın yollarını arıyor. Yusuf'u kendisine, Hazreti Yusuf'u kendisine şey ediniyor, ona tutunuyor. Söyle Yusuf, senin de kuyuların bu kadar derin miydi diye onunla konuşmaya başlıyor. Önce. Evet. Yusuf, senin de kuyuların bu kadar derin miydi diyor. Ve Yusuf ona yol gösterici oluyor. Hı hı. Düşünün, elden ayaktan düşmüşsünüz, sadece başınız oynuyor. Bir yatak, kuyudan ne farkı var? Yusuf ona önderlik ettiği için kitabın girişini öyle kurguladım. Yusuf'la özdeşleştirdim. Kadının yatağı ve Yusuf'un kuyusu olarak. Hı hı. Sonra Yusuf onu kuyudan çıkardı. O romanın sonuna doğru Hazreti Yusuf'u artık gönderdi, el salladığını pencereden. Evet. Dedi ki hadi artık sana ihtiyacı olanlara git. Güle güle dedi. Psikolojik bir roman. İnşallah okuyucuların zevkli okuyacakları. İnşallah Kara Kutu yayınlarından çıkmış. Evet. Kara Kutu İstanbul'da herhalde, evet, değil mi? Kitaplarınızın diğerleri de aynı Kara Kutu, evet, yayını, Kara Kutu yayınlarından. Yani şimdi Anadolu'da yazar olmak nasıl bir şey? Anadolu'da yazar olmak hem keyifli hem çok zor. Mümbit bir yer. Burada hakikaten taşından, toprağından etkilenmemek mümkün değil. Mümbit bir yer, verimli bir yer. Ama şöyle bir serzenişte bulunursam, yani serzeniş olarak değil ama bir göz ardı edemeyeceğimiz bir konu var. İstanbul bu konuda biraz tekelleşmiş gibi geliyor. Evet. Biraz fazla tekelleşmiş gibi geliyor. Her ne kadar İstanbul'un yazarlarının kökeni de Anadolu olmasına rağmen, ki öyledir, maalesef orada bir tekelleşme var. Bunu biz biraz sarsacağız gibi geliyor. Bunu da Kayseri'den sarsacağız gibi geliyor. İnşallah. Kayseri'de olduğum için ses çıkarmıyorum şu anda ama biz Konya'da yazarlar olarak sizden çok daha kalabalık olduğumuzu düşünüyoruz. Sizi kıskanıyoruz yani o anlamda biraz, şu anda biraz öndesiniz ama biz yakalayacağız diyorsun. Sizimiz Erciyes'e verdik. Evet, inşallah. Erciyes bizim arkamızda. El birliğiyle yani bu işin esprisi tabii de. Türk edebiyatına katkımız olacaksa, ki benim en büyük şeylerim bunlardır. Yani popüler yazmaktansa edebiyata yönelik yazmayı ben arzu ediyorum. Yani popüler kültüre hizmet etmek belli bir dönem okunur. Ama kalıcı edebiyatın içerisinde, kalıcı 50 sene, 100 sene sonra Türkiye'nin dışındaki memleketlere bakın, bu bizim edebiyatımız, bu bizim damgamız, bu bizim imzamız, bu bizim sesimiz diyebileceğimiz edebiyat insanların çıkmasını, yazarların çıkmasını arzu ediyorum ben. Yoksa popüler birçok konu vardır. Yazarsın, bir şekilde bir yerlere gelirsin. Zor bir yolculuk ama ben bu yolculuğun adayıyım diyorum. İnşallah böyle adaylarımızın da çok olduğu kanaatindeyim diyorum da. İnşallah her tarafa, dünyanın dört bir tarafına
Türk edebiyatından şeyler göndereceğiz, sesler göndereceğiz. Ben o kanaatteyim. Edebi kalemi güzel olanlar. Aslında şimdi Anadolu'da edebiyat ya da işte öykü, masal, roman derken biz sorunun cevabını düşünemeden ve bilemeden ve bulamadan bu soruyu soruyoruz. Nedir Anadolu? İlk önce ona bakmak lazım. Anadolu hala var mı? Bu işin başka bir boyutu felsefik açıdan baktığınızda. Ama bir Kayseri'den işte siz ve sizin gibi Kayseri'de kitabı yayınlamış arkadaşlarımızın sayısının fazla olduğunu ben farkındayım, biliyorum. Yani sizin Kayseri'de yaşıyor olmanız, benim Konya'da yaşıyor olmam, bir başkasının Sivas'ta yaşıyor olması çok önemli değil gibime geldi bugünlerde. İstanbul işte. Ama tanıtım açısından bir sıkıntımız var belki. Bu noktada rahatsızlığımız rahatlıkla dile getirebiliriz. İstanbul her şeyin merkezi, medyanın, basın. Bu imkanlardan rahatlıkla faydalanabiliyorlar. Ama işte sizin gibi Anadolu'nun herhangi bir köşesinde, bir ilinde, bir şehrinde ya da bir köyünde de yaşıyor olabilir. Evet. Yazarlarımızın bu imkanlardan mahrum kaldığı da bir vaka yani. Ama çağ değişiyor. Hı-hı. Yetişim çağı. Bundan yararlanacak mutlaka yazarlar. Biraz önce sizin dediğiniz gibi Anadolu var mı? Yani o anlamda. Artık her taraf, Türkiye'nin dört bir tarafı iletişim rahatlığı içerisinde. O anlamda da biraz... Artık Anadolu yazarları falan diye de demeyelim. Evet, onun herhalde geçmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz Anadolu deyince kültürümüzü, işte inancımızı, ahlakımızı, edep terbiyemizi ön plan çıkartarak, düşünerek diyorduk. Ama şimdi artık Kayseri'nin ya da Konya'nın ya da Sivas'ın, hatta Niğde'nin, Aksaray'ın neyse... İç Anadolu'dan bahsettiğim zaman İstanbul'daki yaşam şeklinden farkı yok ki. Yani, evet. Yani sonuç itibariyle o hale geldik. Evet, bir de sevda duyguları. Evet, şiir kitabım 2002 evet. yılında. Her ne kadar şiirden konuşmak istemeseniz de nasıl oluştu bu sevda duyguları desek kitabın oluşumu. Sevda duyguları. Sevdadan herhalde, bilmiyorum, oradan oluştu. İçinde hiçbir sevda şiiri yok ama... Şu anda şiir yazmaya devam ediyor musunuz? Yok, şiir yazmaya devam etmiyorum. Şiir bana küstü çünkü. Öyle mi? Evet. Sen nasıl olur da işte roman yazarsın, şiirleri bırak. Aynen öyle. Evet. Onu ben uzun uzun cümlelerle işte şeyin içine aktarıyorum. Romanların içerisine. Gönlünü öyle alıyorum ama yine de şiir hemen küsen bir şey. Küsen bir edebiyat. Biraz bana kırgın ve küskün. Işk. Evet. Işk. Kara sevda diyelim. Anadolu'dan geçiyoruz ya, Anadolu dilinde kara sevda dediğimiz. Biraz daha Arap ve Farsça'ya doğru gittiğimiz zaman da aşkın bir ileri mertebesi diyelim. Daha da biraz daha mistik konuşursak bir zehirli sarmaşık. Yani aşkın bir merhalesine kapılan iflah olmaz. Yani artık onun geri dönüşü, dünyaya geri dönüşü şey olarak, duygusal olarak mümkün değil. O anlamda çok trajik bir aşkı anlattığım için burada bir aşk öyküsü anlatmıyorum. Aşkın kendisini anlatıyorum. Aşk nasıl bir şey? Yenilir mi? İçilir mi? Adama ne yapar? İnsana ne yapar? Nereye götürür? Nedir? Duygu olarak irdelediğim için aşkı ben bir üst makamdan da seslendirerek İnsana iflah etmeyen, eritip yok eden ama bir o kadar da çok güzel bir duygu. Tabii herhalde ironik bir dil de söz konusu. Evet. Kitaplarınızın tamamında. Bu üç romanınızdan en çok dikkat çeken, ilgi uyandıran hangisi sizce? Şimdi üç konuyu da ayrı ayrı bölümlere ayırdım. İlk romanı biraz sosyal içerikli. Hı-hı. İkincisi bir hayat hikayesi, üçüncüsü ışk. Işkın üzerine biraz daha fazla duruldu. Biraz insanlara demek ki duygusal olarak biraz daha yakın hissettiler kendilerini. Işk biraz daha ilgi uyandırdı tarzı bakımından. Acaba şey mi? Yani son zamanlarda aşk romanları hep ön planda çıkıyor ya. Üzerinde aşk olan isimler hep çok satma temayülü olan kitaplar. Yani, Işk da... Aşk neticede kelime itibariyle. Evet. Orada mı kaynaklandı? Belki ondan olabilir. Enteresan bir şey var.
Bergama'nın ortasını geçtiği, yani 200-260 sayfalık bir romanın yarıyı geçtikten sonra oradaki iki kahramanım var, pek de görünmeyen iki kahramanım. Hangisinin kadın ve erkek olduğunu okuyucu anlayamıyor. Ancak sonlarına doğru işte ha bu erkekmiş, ha bu kadınmış diye bir şeye varıyor, yargıya varıyor. Yani onu da gizledim. Çünkü Duygu'nun ben kadının ve erkeği olduğu kanaatinde de değilim. İşte girerken kara gözlerden bahsediyor. Kara gözler diye bahsediyor. Herkes bunu bir kadının kara gözleri olarak simge olarak kabul etmişler. Ve okuduktan sonra romanın sonunu bitirenler de dedim ki ya Günel Hanım siz kara gözler diye bir erkekten bahsediyormuşsunuz. Evet. Erkekten bahsediyor. Ama hiç şimdiye kadar erkeğe kara gözüm diyen olmamıştı falan. Böyle de bir şeyle karşılaştım. Yani romanın sonuna kadar hangisi kadın, hangisi erkek o bile pek fark ediyor. Ben size başarılar diliyorum. Daha nice kitaplara çok inşallah. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben zevk aldım söyleşinizde. İnşallah başka bir zaman yine neden olmasın. Ya? İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz, bu haftanın konuğu Güner Dinç Aslan'dı. Güner Hanım'la kitaplar üzerine bir hasbihal gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Bir başka hafta başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Vuslat Eğitim, Kültür ve Düşünce Dergisi. Derginin bu sayısı Yetimler Kime Emanet diye soruyor. Vuslat Dergisi, Haziran sayısının sayfalarını yetim çocuklara ayırdı. Günümüzde 200 milyonun üzerinde yetim çocuğun olduğunu söylemekte. Bu yetim çocukların çoğunluğu İslam coğrafyasında bulunmaktadır. İslam coğrafyası zalimler tarafından sürekli işgal halinde olduğu için o bölgelerde yaşayan çocukların yetim kalmaması imkansız gibi bir şeydir. İşte Vuslat Dergisi 144. sayısında yetimleri hatırlamamızı ve onlara gönül dünyamızda yer açmamızı bizlere hatırlatmakta. Hüseyin Kerim Ece, Kur'an'a göre yetimler başlıklı makalesinde yetim kimdir sorusuna Kur'an'da cevap aramakta. Profesör Doktor Vecdi Akyüz, İslam'da yetim, hakları ve görevlerimiz isimli yazısında yetimlerin haklarını bizlere hatırlatmakta. Doçent Doktor Muhammed Tarik, yetimlerimize karşı görevlerimizi hayal ederken başlıklı yazısında yetimlerin ortada kaldığına dikkat çekmekle birlikte neden ortada kaldıklarının ipuçlarını da vermekte. Suriye konusu sıcaklığını halen korumakta. Dergide İslam dünyası ile ilgili yazılar kaleme alarak bilinen Ahmet Varol köşesinde Kanayan Yaramız Suriye yer almakta. Zamanın Koruyucuları. Genç yazar Melike Nur Özcan, Zamanın Koruyucuları 1, Macera Başlıyor ismiyle kaleme aldığı kitap, bir gençlik macera romanı. Melek, normal bir yaşam süren liseli bir kızdır. Ta ki başına gizemli olaylar gelen o güne dek. Melek, bambaşka bir dünyaya adım atarken, kendisinin bile inanamadığı güçlere sahip olduğunu fark eder. Melek'in bu güçleri ya evrene huzur getirecektir, ya da evreni kaosa sürükleyecektir. Melek, hayatındaki tehlike ve sır sayısı artarken, güçlerini gece savaşçılarından korumaya çalışır. Tabii sevdiklerinin hayatı riske girmeye başlayana dek. Kişilik gelişim açısından çocuk ve televizyon. Çocukluğu çepeçevre saran ve merkez medya konumuna oturan televizyon, acaba çocuğun kişiliğini ve sosyalleşmesini hangi yönde ve nasıl etkilemektedir? Bu soruya cevap aranan kitap bir inceleme ve araştırma ürünü. Toplumsal sorunlarımızın her zaman evrensel çözümleri yoktur. Kendi çocuklarımızın televizyon karşısındaki tutumlarının yerli bilimsel araştırmalarla tespit edilip çözümlerinin de
bu tespitlerden hareketle sunulması gerekmektedir. Küreselleşen dünyamızda televizyon bir kitle iletişim aracı olmaktan çıkmış, adeta kitle değişim aracı konumuna gelmiştir. Batı kültürünün evrensel boyutta taşıyıcısı olan televizyon, alışkanlıklarımızı etkilemiş, zevklerimizi değiştirmiş, hayatımızın akışını yönlendirmiştir. Televizyonun etkisinde en çok kalanlar çocuklar olmuştur. Kitabın sonunda çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı da anlatan Hüseyin Emin Öztürk'ün kişilik gelişim açısından Çocuk ve Televizyon isimli kitabı Nar Yayınları'ndan çıktı.